Öncelikle OC ve BC'yi birleştirelim. Burada bir tane daire dilimi var. Açılar 30, 30, 30 şeklinde dağılır. Çünkü bu yaylar birbirine eşit. Öyleyse buradaki dilimlerin alanları da birbirine eşit olacaktır. Bir tanesinin alanı pi çarpı r kare toplam alanda merkez açının toplam açıya oranı kadardır. 30 bölü 360'tan 1 bölü 12 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman bu alan veya şu alan dediğimiz pi bölü 3 santimetre kare olacaktır. Diğer taraftan birleştirdiğimiz zaman da burada BOC üçgeni çıkıyor. İkiz kenar bir üçgendir. Burada yarı çap olduğu için OC ve BO uzunlukları 2 santimetre olacaktır. Sinüste alan formülünü kullanacak olursak Buradaki iki tane kenarın çarpımı, aradaki açının sinüsünün çarpımı bölü 2 dediğimizde BOC üçgeninin alanını bulmuş oluruz. Sadeleştirmeden sonra bir gelir. Çünkü sinüs 30, 1 bölü 2'dir. C noktasından karşı tarafa iki eşit parçaya böldüğümüz için buradaki iki üçgenin alanları da birbirine eşit olacaktır. Kenarları aynı, yükseklikler de aynı. Dolayısıyla alanlar da aynı olacak. Şuradaki taralı alan yani B'yi bulmak istersek bu alanı 2'ye böldük. 1 bölü 2. A ile B'nin toplamı taralı alanların toplamı olur pi bölü 3 ile 1 bölü 2'yi topladığımızda payda işledikten sonra 3 artı 2 pi bölü 6 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir.